Herkese merhaba. Ben astrolog Maya Köseoğlu. Bu videoda size kış ve bahar dönemiyle ilgili finansal piyasalardan biraz bahsetmek istiyorum. Uzun zamandır çekmek istediğim, bir türlü fırsat bulup çekemediğim bir video aslında ve burada anlatılanlar astrolojik öngörüdür, yatırım tavsiyesi değildir. Dünya piyasalarına baktığımız zaman 2024 açıkçası Mart ayı itibariyle yine ikinci bir resesyon döngüsü görünmektedir. Aynı zamanda işgal ve durgunluk durumları hem dünyadaki çeşitli olaylardan dolayı hızla artabilir bu döngüde. Ve baktığımız zaman ticaret piyasasında bir patlama görmekteyiz. Altın fiyatları 2024'te çok hızlı şekilde yükselecektir. Hatta sıradan insanın alım gücünün çok ötesine geçebilir 2024'ün sonuna kadar. O yüzden de fırsat buldukça altın almak isterseniz değerlendirebilirsiniz. Aynı zamanda dünyada gıda, su ve sıvı ürün talebi artacaktır 2024 yılında. Pirinç ve buğdayın da fiyatı artacaktır. Emlak fiyatları 2024'te de yükselişe devam edecektir. Bu durum 2026'ya kadar sürecektir. 2026'da piyasa normalleşecektir. Dünya borsalarına baktığımız zaman neler dikkat çekiyor? 2024 sanayi, yapay zeka ürünleri, ilaç ve bilgi teknolojisi, havacılığın, emlak, demir, çelik, tekstil ve kağıt sanayi göstermektedir. Aynı zamanda sigorta sektörü de ön plana çıkacaktır ve liman işletmeleri fazla şekilde ön plana çıkabilir 2024'te. Ve medikal çok önemli 2024'te. Hem dünya borsa piyasalarında medikal anlamda çok büyük gelişmeler olabilir, hem de dünyada ilaç ve medikal sanayide büyük gelişmeler yaşanabilir 2024'te. Borsa tarafına geldiğimiz zaman kısaca bir bahsetmek istiyorum. Nisan sonuna kadar borsada neler olabilir? Hem ülkemiz hem de dünya piyasaları yeni toplanmaya başlayacaktır. 15-18 Ocak yine aşağı yönlü hareket etse de 25 Ocak'tan sonra piyasa toplanmaya başlayacaktır. 29 Ocak burada risklidir. 9-14 Şubat da risklidir. 24-26-29 Şubat yukarı yönlü harekete tekrar başlayacaktır. 11-21 Mart riskli olsa da 16-21 Mart arasında yukarı yönlü hareketler görebiliriz borsada. 6 Nisan riskli ki 8 Nisan'da zaten bir ay tutulması var. Hem ülkemiz hem de dünya borsası açısından riskli bir döngüdür. 8 Nisan güneş tutulmasıyla birlikte yukarı yönlü hareket edecektir dünya piyasaları ve ülkemizdeki borsada. Kısaca BIST tarafına baktığımızda Şubat ayında yazılım, iletişim, elektronik ve otomotiv sektörü ön plana çıkacaktır. Mart ayında Mart'ın 20'ine kadar petrol ve doğalgaz ön plana çıksa da Mart ayının sonu itibariyle Nisan ayında da savunma sanayi değer kazanabilir ki Mart sonunda zaten ülkemizde seçim olacağı için 21 Mart bir döngüdür. 21 Mart döngüsüne daha dikkatli yaklaşmanızı önermekteyim. Ayı ve boğa piyasalarından da bahsetmek istiyorum. Bu hem kripto tarafında hem borsa tarafında da geçerlidir. Altın ve döviz tarafında bu kadar etkin olmasa da borsa ve kripto tarafında etkin çalışan ayı ve boğa piyasaları dönemleri var. 20-21 Ocak bir boğa piyasası olabilir. 26 Ocak bir ayı piyasası olabilir. 7-8 Şubat ayı piyasası olmakla beraber piyasa çok risklidir. 7-8 Şubat'ta hem kripto tarafında hem de borsa tarafında dikkat etmenizi önermekteyim. 13 Şubat ve 16-17 Şubat da ayı piyasasını göstermektedir ki 16-17 Şubat'ta döviz artışı olabilir hem ülkemizde hem de dünyada. 21-25 Şubat arası da dünyada ayı piyasası devam edebilir ama borsa tarafı çok negatif, fakat 28 Şubat'tan sonra piyasa düzelmeye başlayacaktır. 8 Mart itibariyle piyasada kafa karışıklığı oluşabilir çünkü ani iniş çıkışlar piyasada herkesin kafasını karıştıracaktır. 9 Mart'ta devam edecek olan bu ayı piyasası açıkçası 17 Mart itibariyle yerini bir boğa piyasasına bırakacaktır. Hem kripto tarafında hem de borsa tarafında. 22-23 Mart'ta burada biraz dikkat etmenizi önermekteyim ki 25 Mart bir tutulma döngüsüdür. Burası zaten piyasaları coşturacaktır. Özellikle 25 Mart ile 8 Nisan arası piyasalar çok hızlı şekilde yukarı yönlü hareket edebilir. 3 Nisan'da bir boğa piyasası meydana gelecektir ama 10-11 Nisan'da ayı piyasası olabilir. Dikkat etmenizi önermekteyim. Bahar dönemin en güzel tarihi Merkür retro da olsa 17 Nisan. Hem kripto tarafında çok olumlu hem de dünyadaki borsalar tarafında çok olumludur. Yüksek bir boğa piyasası beklenmektedir ki 28 Nisan'a kadar. 28 Nisan'da bir ayı piyasasına tekrar piyasalar dönebilir. Bu döngüde Nisan sonuna kadar bu şekilde dikkat edebilirsiniz. Döviz tarafına baktığımız zaman 2023'ün ikinci yarısı itibariyle döviz biraz sabit gitse de 2024 itibariyle çok daha fazla hızlanacaktır artık döviz tarafı da. Dolara baktığımız zaman 18 Ocak yukarı 26 Ocak aşağı yönlü hareket edebilir. 9 Şubat tüm piyasalar risklidir. 14 Şubat yukarı, 21-22 Şubat aşağı yönlü hareket edecektir. 9 Mart yukarı olsa da 11 Mart aşağı yönlü hareket edebilir. 18 Mart dünya dolar piyasasında çok riskli, ani iniş ve çıkışlar olabilir. Daha dikkatli olmanızı önermekteyim ki 25 Mart'la 8 Nisan arası doları yukarı yönlü öngörmekteyim ama 8 Nisan'dan sonra dikkatli olmanızı tavsiye ederim. 19 Nisan aşağı yönlü olabilir ama 25 Nisan Merkür bitimiyle birlikte dolar da yukarı yönlü tekrar hareket edebilir. Hatta 25 Nisan Merkür bitimiyle birlikte dolar çok hızlı bir şekilde yukarı yönlü fırlayabilir. Euro aslında 2023'te dolardan daha fazla getiri getirdi. 2024'te de bu hükümdarlığına devam edecek baktığımızda. 16 Ocak Euro'da yine yukarı yönlü hareketler görebiliriz. 4 Şubat'la 11 Şubat aşağı yönlü olsa da Euro tarafı 24, 25, 26, 27 Şubat'ta Euro çok hızlı şekilde yukarıya gidebilir. 5 Mart aşağı yönlü hareket etse de 11 Mart tekrar yukarı yönlü hareket edecektir. 29 Mart yani 25 Mart'taki tutulmadan sonra 29 Mart tekrar Euro'nun da yukarı yönlü hareket edeceğini göreceğiz. 8 Nisan'daki güneş tutulmasına kadar yukarı yönlü hareket etse de 15 Nisan aşağı yönlü hareket edebilir ve dediğim gibi 25 Nisan'da bir Merkür Retrosu bitimi var. Döviz tarafında hareketlilik olabilir. Dolarla birlikte Euro da yukarı yönlü hareket edebilir. Altın ve gümüşe baktığımız zaman altın Nisan sonuna kadar alım fırsatları da verse 2024'ün sonunda sıradan bir kişinin altın alması daha da zorlaşacaktır. Altın ve gümüş fiyatları 2024'te muazzam şekilde artacak ki 2026'da ancak piyasa kendine gelecektir. 11 Ocak yeni ayla birlikte altında yukarı yönlü hareketler olabilir. 29-30-31 Ocak yukarı yönlü hareket edecektir ki 12-24-25-26 Şubat da altın için olumlu tarihlerdir. 3 ve 22 Mart altın için yine yukarı yönlü hareket olsa da 25 Mart'taki ay tutulmasıyla beraber altında aşağı yönlü hareket olabilir. 25 Mart ay tutulmasına birazcık dikkat etmek gerekiyor altında. Özellikle 30 Mart öncesi ve sonrasında artı eksi 2 gün altın tarafında hızlı düşüşler olabilir. Burada daha dikkatli olmalısınız. 8 Nisan'daki güneş tutulmasından sonra altın da yukarı yönlü gidebilir dünyada ama Merkür Retrosu bunu da birazcık tutacaktır. 25 Nisan'dan sonra daha hızlı şekilde yukarı yönlü hareket edecektir. Gümüşe baktığımızda Ocak ayı zaten dalgalı geçecek gümüşte. Fakat 4 Şubat'ta aşağı yönlü hareket etse de 15 Şubat itibariyle gümüş de yukarı yönlü hareket edecektir. 29 Şubat'ta gümüşün yukarı yönlü hareket edeceği bir tarih olsa da 4 Mart'ta aşağı yönlü gelebilir. 11-22 Mart dediğim gibi 25 Mart tutulmasından önce gümüş çok hızlı yükselebilir. 25 Mart tutulmasına kadar 26 Mart'ta da geri çekilmeler olabilir. Daha sonrasında güneş tutulmasıyla birlikte Nisan ayında gümüş stabil gidebilir. Fakat 22 Nisan itibariyle gümüş de yukarı yönlü hareket edebilir hızlı bir şekilde. Ve kriptolara geldiğimizde 2024'ün son çeyreğinde hepimizi çok mutlu etti. 2023'ün hem ikinci çeyreği hem de üçüncü çeyreği hepimizi çok zorladı. Kriptolardaki bu döngü ilk yarı devam edecektir. 2024'ün Nisan sonrasında tekrar konuşuruz. Bitcoin'e baktığımız zaman 11 Ocak'taki yeni ayla beraber tekrar yukarı yönlü hareket edebilir ki 20-21 Ocak Bitcoin için de bir dönüm tarihi, hatta dünyadaki bütün piyasalar için bir dönüm tarihi. Çünkü Güneş'le birlikte Plüto da aynı anda Kova burcuna geçecek. Burası kripto paraların çok hızlı bir şekilde hayatımıza yön vereceğini göstermektedir. 7 Şubat, 13-14 Şubat Bitcoin piyasası için riskli tarihlerdir ki 23-28 Şubat arası daha olumlu yukarı yönlü gidebilir. 9 Mart'ta yükselebilir. 27 Mart Bitcoin'de tekrar yukarı yönlü hareket görebiliriz ki 27 Mart'ta 8 Nisan arası Bitcoin yukarı yönlü hareket edebilir ama Nisan'ın ortasında aşağı yönlü hareket edebilir. Nisan ortasında daha dikkatli olmak gerekiyor Bitcoin tarafında. Ethereum'a geldiğimiz zaman çok fazla Bitcoin'le aynı şekilde hareket etmeyebilir ki 2024'ün en değerli kriptolarından bir tanesi olacağı söyleniyor Ethereum ki gerçekten çok güzel uzun vadede Ethereum yatırımları yaz döneminde çok hızlı bir şekilde piyasası yükselecek. Ocak ayına baktığımız zaman 11 Ocak yeni ayı aşağı yönlü hareket edebilir. Ocak ayındaki dolunaydan önce 20-21 Ocak ve 22 Ocak aşağı yönlü hareket edebilir ama 20 Ocak'ta hafif bir şekilde yukarı yönlü hareket edebilir. 3 Şubat'ta yukarı yönlü hareket etse de 14-22 Şubat arası Ethereum'da aşağı yönlü hareket edebilir. 28 Şubat risklidir Ethereum'da. Daha dikkatli olmanızı önermekteyim. 10 Mart aşağı yönlü hareket etse de 19 Mart'ta 25 Mart'taki ay tutulmasına kadar Ethereum yukarı yönlü hareket edecektir. Buradan sonraki dönemde 4 Nisan risklidir. 8 Nisan'daki güneş tutulması ise Ethereum'a uzun vadede fayda sağlayacaktır. 21 Nisan'da %50'yim Ethereum'daki 25 Nisan'da Merkür bitimiyle beraber yukarı yönlü hareket edebilir. Tether'a baktığım zaman birkaç tane burada kriptoyu incelemek istedim. İlk 10 kriptoya baktım, dünyadaki yatırım yapılan. Türkiye'de farklı kripto olabilir fakat ben bunlar üzerinden birazcık konuşmak istiyorum. Tether'a baktığımız zaman 20-21 Ocak yukarı, 2 Şubat yukarı, 5 Şubat aşağı, 11 Şubat yukarı olsa da 13 Şubat aşağı yönlü hareket edecektir. 26 Şubat riskli, 7 Mart yukarı yönlü hareket edecektir. 25 Mart'taki tutulmadan sonra çok risklidir. 28 Mart yine biraz olumlu olsa da 8 Nisan tutulmasına kadar yükselebilir ki 5 Nisan'da bu yükseliş başlayabilir. 5 ve 8 Nisan'a kadar yükseliş devam edecektir. Solana'ya geldiğimiz zaman Solana'da 20, 21, 25, 26, 27 Ocak birazcık dikkat etmenizi önermekteyim. 9-17 Şubat olumlu geçecektir. 21 Şubat Solana tarafında da risklidir. Bunun dışında 4-10-20 Mart Solana'da yukarı yönlü hareketler görebiliriz. 25 Mart tutulmasına kadar, 25 Mart'taki ay tutulmasıyla birlikte aşağı yönlü hareket edebiliriz Solana'da. 8 Nisan'daki tutulmadan sonra da yukarı yönlü hareket edecektir. 14, 18, 24, 25 Nisan Solana için daha olumlu tarihlerdir. Binance 2023'ün sonunda herkesi zorladı ve 2024'te de bu düşüş devam edecektir Binance tarafında. 2024'te kolay toparlanacağı benzemiyor açıkçası. Yine de 20-21 Ocak'ta yukarı yönlü hareket edebilir. 14 Şubat'ta da yukarı yönlü hareket edebilir ama 8-17 Mart arası risklidir Binance'da, yine daha dikkatli olmanızı önermekteyim. Tutulmadan sonra da, yani 25 Mart'taki tutulmadan sonra 1 Nisan riskli bir tarihtir Binance için. Aynı zamanda 8 Nisan güneş tutulmasıyla birlikte yukarı yönlü hareket edecektir o da. Ripple'a geldiğimizde 20-21 Ocak Ripple için de çok olumludur. Güneş'in ve Plüton'un Kova burcunun geçişiyle kriptolarda büyük hareketlilik olacaktır. 29 Ocak'la 6 Şubat arası Ripple risklidir. Buraya daha dikkatli yaklaşmanızı önermekteyim. 25 Şubat'la 28 Şubat da risklidir. 25 Mart tutulmadan sonra 8 Nisan'daki tutulmaya kadar yukarı yönlü hareket edecektir Ripple. Yani tutulmalar yarayacaktır Ripple'a. Fakat Nisan ayının ikinci yarısı itibariyle aşağı yönlü hareket edebilir. Nisan sonuna doğru da tekrar artabilir. Adaya baktığımız zaman Cardano ada 26 Ocak 7-8 Şubat'ta yukarı yönlü hareket etse de 12 Şubat, 5 Mart, 14 Mart aşağı yönlü hareket edebilir. 25 Mart tutulmadan sonra 1 Nisan'a kadar yukarı yönlü hareket edebilir. 1 Nisan'la 8 Nisan'a stabil gidebilir. 8 Nisan'dan sonra da Merkür bitimiyle birlikte 25 Nisan'dan sonra yine yukarı yönde gidebilir. Polkadot'a geldiğimde 11 Ocak'tan sonra yukarı ama 17 Ocak riskli bir döngüdür. 21 Ocak da risklidir. 25 Ocak'a kadar daha dikkatli olmanızı önermekteyim. 25 Ocak itibariyle yukarı yönlü hareket edecektir. 7 Şubat olumlu, 16 Şubat olumsuz Şubat ayında. 25 Mart'taki ay tutulması Polkadot'u yükseltebilir fakat güneş tutulması düşürebilir 8 Nisan'daki. Özellikle Mart-Nisan dönemine bu şekilde dikkat edebilirsiniz. Finans piyasaları kısaca Nisan sonuna kadar bu şekilde. Şubat, Mart ve Nisan'da geniş finansal astroloji videosu çekeceğim ama en azından Nisan sonuna kadar önünüzü görmeniz açısından kısa bir finansal astroloji videosu çekmek istedim. Dilerim hepinize bol kazançlar getirir. Hoşça kalın.